Nihan hoş geldiniz. Hoş bulduk. 25 Mart'ta bizi bekleyen bir ay tutulması var. Bu konu hakkında bize neler söylemek istersiniz? 5 derece terazi burcunda, ay 5 derece terazi burcundayken, güneş de 5 derece koç burcundayken bir ay tutulması var. Ay tutulması Türkiye'den tam görünmüyor. Bu ay tutulması en çok kimlere etkileyecek? Bir, 5 derece terazi burcunda, 5 derece koç burcunda, 5 derece aslan, 5 derece yay, 5 derece kova, 5 derece ikizler burcunda olanları pozitif yönde etkileyecek. Tabi bu 5 derecedeki gezegenlerin eğer Satürn'le, Uranüs'le, Plüton'la çok negatif açıları Yoksa ve bu gezegenler yine kişisel doğum haritalarımızda 12. evde, 8. evde ve 6. evde değillerse gelin olarak hayat çizgimizin olumlu yönde değiştiği, tutulmanın 5 derece terazi burcunda olmasından dolayı burada bir parantez açıyorum çok uzun bir cümle kurdum galiba. Zaniyah diye bir yıldız var. Terazi burcunun 4-5 derecelerinde. Şimdi yavaştan biraz 5 dereceye doğru ilerliyor. Bu iyi niyet yıldızı. Yani iyi niyet, hayırlı amel, fedakarlık... Temiz kalp, yumuşak, e, yufka yürek biraz bunlarla ilgili ve 5 derece terazi. Burcunda özellikle pozitif işte Venüs, Jüpiter'i, Ay'ı olanlar ve iyi evlerde olanlar yani birinci evde, ikinci evde, 5. evde, dokuzuncu evde, 11. evde olanların, 10. evde olanların çok kalpten istedikleri şeylerin gerçekleşeceği, iyi niyetle istedikleri, çok kalplerinde kötülük olmadan, hesap yapmadan başkasına inat başkaları görsün diye desinler diye istedikleri değil de böyle iyi niyetli istedikleri şeylerin 6 ay içinde 25 Mart'tan sonraki 6 ay içinde genel olarak gerçekleşeceği bir tutulma. Bu tutulma ne zaman oldu? 19 sene önce. Yani 2005 yılında da yine aynı tutulma 5 derece terazi burcunda, ay 5 derece terazideyken Güneş 5 derece Koç burcundayken bir tutulma oldu. Kur'an-ı Kerim'de de 19'la alakalı bir konu var. Var. Bir ayet var evet. Evet. Bununla alakalı bir bağlantı olabilir mi? Şöyle Kur'an-ı Kerim'de bir suresinde 30. ayet ve 31. ayette diyor ki üzerinde 19 vardır diyor. Üzerinde 19 vardır dediği şey cehennem katmanlarından bir tanesi. Ne demek cehennem katmanı? Cenneti tarif ederken Mesela Firdevs Cenneti, Adin Cenneti diye bahsediyor ya cehennemle ilgili de işte farklı cehennem katmanları var. Mesela Sekar Cehennemi var. Sanırım Sekar'dan bahsediyordu burada. Burada e, üzerinde 19 vardır diyor. Yani cehennemin üzerinde 19 melek, bekçi melek olduğundan bahsediyor. Müddessir sure, Suresi 30. ayette ve hemen arkasından diyor ki üzerindeki meleklerin sayısını İnananlar için bir iman vesilesi, inanmayanlar için de kalpleri şüpheye düşsün diye bir imtihan vesilesi kıldık. Bu ayetlerden hiç ibret almaz mısınız? Düşünmez misiniz? Gibi bir şey söylüyor. Yani burada 19 mucizesi daha doğrusu 19 konusu ne demek açıkçası tam olarak bilmiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de 19'la ilgili çok sayıda şifre var. Mesela 114 sure Kur'an-ı Kerim, 114 19'un 6 katı, Besmele 19 harf gibi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim ve 19 ilişkisiyle ilgili çok sayıda bilgi mevcut. 19 sene önce olmasının bununla bir ilişkisi olabilir ama şu kesin olarak olabilir. 19 yılda bir güneş ve ay hep aynı yere geliyor yani biz sadece 25 Mart tutulması 19 sene önce olmadı. Bundan sonraki 8 Nisan tutulması da 19 sene önce 2005'te oldu. Her yeni ay 19 sene önceki yeni ayın tekrarı. 19 yılda bir gökyüzünde güneşin ve ayın bir devir daimi var e, açıkçası. Bu 19 sene önce olmuş olan neyse aynısı olacak anlamına gelmiyor. Çünkü güneş ve ay orada da diğer gezegenlerin yeri farklı. Yani hiçbir şey aynı, anda, aynı anda aynı ile vaki olmuyor. Allah her an yeni bir şandadır diye bir ayet var. Burada başka bir gökyüzü, başka bir dünya ve başka bir kader oluşmaya başlıyor. Biz 19 sene önce geriye gidip çağrışım yapabiliriz yani. Hatırlayabiliriz. 19 sene önce ne yaşadık? İyi, i̇yi, şeyler mi yaşadık? Kötü şeyler mi yaşadık? Bitiş mi oldu? Başlangıç mı oldu? Nasıl bir dönemeşten geçiyoruz? Biraz hatırlatabilir. Biraz çağrıştırabilir. Zaten daha şimdiden 25 Mart'a birkaç gün kala o zamanlarki hayatımızdaki değişiklik, majör konular bunları hatırlatan şeyler de olmaya başlamıştır. Bu tutulma negatif bir tutulma değil. Aslında evet bazılarımız için kayıpları getirebilir ama daha çok umut veren bir tutulma. Yani agresifliği daha az, yayılması, rehaveti daha fazla. Mesela bu tutulmadan sonraki 6 ay boyunca çok rahat kilo olabiliriz ama aldığımız kadar rahat kilo veremeyebiliriz. Yani kilo almak kolay, kilo vermek zor bir 6 ay bizi bekliyor aslında. Belası kazası daha az bir tutulma yani ne demek bu mesela bir 11 Ağustos tutulması gibi değil Türkiye için. 11 Ağustos tutulmasından sonra ne oldu? 17 Ağustos 99 depremi oldu ya da bir 8 Kasım tutulması değil. 6 Şubat depremi 8 Kasım tutulmasının bir tetiklenmesiydi. Daha az bu tür olayların yaşanacağı bir 6 ay bizi bekliyor diyebiliriz. tutulmadı. Ülkemizi güzel şeyler bekliyor. İnşallah güzel şeyler bekliyor. Şöyle ve bir kere ilk şey söyleyeyim. Mesela kadınlar alım gücü daha az insanlar, vatandaşlarla ilgili, işte emeklilerle ilgili bir takım düzenlemelerin geleceğini ve biraz daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Hemen 25 Mart akabindeki günlerde Türkiye için genel olarak bunu daha önceki yayınlarda da söyledik. Son birkaç aydır ki işbirlikleri Türkiye'nin geleceği için, yurt dışı ilişkileriyle ilgili, komşularla ilgili birkaç aydır uğraşılan üzerinde çalışılan, demosu yapılan, ufaktan başlanılan işbirlikleriyle artık prensipte hemen hemen anlaşılır ve bunlar aslında 20 Mayıs itibariyle ilan edilmek üzere, resmi olarak başlamak üzere prensipte yurt dışı ilişkileriyle ilgili yeni anlaşmaların yapılacağını, bazı konularla ilgili start verileceğini söyleyebilirim. 25 Mart civarı Türkiye'de Türkiye'nin gerçek gündemi olamayacak. Yani Türkiye'nin ne siyasi gündemi ne ekonomi gündemi olamayacak, incir çekirdeğini doldurmayacak konuların boş beleş konuşulduğunu 25 Mart civarı ve ondan sonra aslında uzun bir süre seçim de daha buna dahil, seçim süreci de buna dahil. Hatta 6 ay boyunca son derece lüzumsuz. Yani gündemimize işgal edecek. Haber almak için internete girdiğimizde dikkatimizi işgal edecek, dikkatimizi çekecek. Maalesef bir sürü boş bereş gündemimiz olur bu 6 ay boyunca. Yani ülkemizin gerçekleriyle alakası olmayan asparagas, dedikodu, magazin ama içi boş magazin. Halkın gündemini karıştırmak için böyle mikser vazifesi gören bir sürü gündem sosyal medyada da televizyonlarda da bizi meşgul edebilir. Ne olursa olsun şöyle 25 Mart'tan itibaren Türkiye yurt dışı ilişkileriyle ilgili sarsılmaz sonuçlar alacağı, geleceğe dönük, ileriye istikbal için bir böyle sistem kurma, yeni bir Kurgu yaratma, bunlarla ilgili yeni başlangıçların olacağı bir temellendirme ve temel atma zamanları var. 25 Mart'tan itibaren mesela yurt dışında bir ülkeyle önemli bir konu konuşulacaksa kesinlikle 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart bugünler değerlendirilmeli çünkü herkes için kazançlı, sistem kurmalı, dünyayı değiştirmeli, Türkiye'nin de böyle geleceğini sarsılmaz bir şekilde güvence altına almalı konular için gayet uygun günler bu 25, 26. Mart civarı ve 25 Mart'tan itibaren her türlü perde arkası gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken işbirliği, anlaşma bunlarla ilgili çok verimli dönemler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan için nasıl geçecek bu tutulma? Erdoğan için nasıl geçecek? Şöyle mesela 26, 27, 28 Mart gibi Erdoğan'ın ee, dil sürçmesi, şaşırma, konuşulacak konuların karışması ya da böyle bir şeylerin karışması, bir şey söylemek isterken bambaşka bir şey söyleme, böyle bir şaşırma böyle bir konularla Cumhurbaşkanı gündeme gelebilir. 26, 27, 28, 25 Mart bu civarlar. 24-25 Mart'tan itibaren birini desteklediğini ya da başka bir ülkenin kendisini desteklediğinin ilan edildiği bir takım konular var. Yani şöyle sanki Cumhurbaşkanı emek verdiği birini, emek verdiği bir ülkeyi destekliyor ve bu yani yurt içinden birinin desteklenmesi de olabilir, yurt dışından bir ülkenin Erdoğan'ı desteklediğinin söylenmesi olabilir ya da bir ülke yurt dışından Erdoğan'a kendisini desteklediği için teşekkür edebilir. Minnet duygusu içerisinde olabilir ve bunu dile getirir. Yani Erdoğan'ın yurt içinden ya da yurt dışından birilerini desteklediği ya da birilerinin Erdoğan'ı desteklediği söylemleri e, gelebilir. Sonra Erdoğan'ın çok önemsediği konular savunma sanayi, teknoloji, iş geliştirme, özellikle teknolojik iş geliştirme, sanırım savunma bu uzay teknolojileriyle ilgili de olabilir. Yani uzayla ilgili biz neler yapıyoruz ben bilmiyorum. Sen çok biliyor musun bilmiyorum ama yani uzay teknolojisiyle ilgili çok aktif bir gündemimiz varsa belki bununla ilgilidir. Eğer yoksa Türkiye'nin kendi çalışmalarının hakkının verilmesi. Yani şöyle Tayyip Erdoğan'ın özellikle savunma sanayi, uzay teknolojisi, teknolojiyle ilgili konularda çalışmasının uluslararası tebrik. Yani yurt dışından hakkının verilmesi, ödüllendirilmesi, belki bir başarı skalası, çalışmasının emeğinin, savaşının, yatırımının tasdik edilmesi, yani tasdik edilmesi, iltifat edilmesi, övülmesi, yaptığı yatırımlarının farklı cenahlarca, farklı kurum ve kuruluşlarca karşılığının alınması bu tebrik olabilir. Teknolojik tebrikler. Teknolojiyle ilgili yatırımlarının ön plana çıkması bir başarısı ve tebrik edilmesi konuları olabilir. <laughs> Geçen yayında MIT Başkanı ile alakalı bir protestodan bahsetmiştin. Evet çok ilginç bir şekilde aynen ben onu alıntılamadım aslında. Bu e, bizim Türk medyasında e, haber hesaplarında, haber sitelerinde çıkmadı ama bir takım hesaplar Suriye'de İbrahim Kalın iftara giderken konvoyunun protestolarla durdurulduğu söylendi. Ama içinde işte MIT Başkanı'nın olduğu bilinmiyormuş falan aynı böyle bir alıntılama yapmıştık. Şimdi sen sanırım şeyi soruyorsun aslında sorarken bunu sordun bu dönem. Ee, İbrahim Kalın için nasıl geçecek? Evet. Türkiye'nin bu yurtdışı ile ilgili nasıl geçecek? 25 Mart tutulması e, İbrahim Kalın'ın ayıtasını çok pozitif tetikliyor. Şöyle kişisel tatmininin yüksek olduğu bir 6 ay. Psikolojik olarak üstünlük sağladığı, psikolojik olarak memnun kaldığı, duygusal olarak mutlu olduğu bir 6 ay kendisini bekliyor. 25 Mart sonrası 6 ay çocuklarıyla ilgili bir takım mutlulukları olabilir. Çocukların mutluluklarına şahit olur biz de buna şahit oluruz. Gündeme gelir ya da gelmez bilmiyorum ama en azından kendi hayatında olur. Türkiye'nin işbirliği iç, içerisinde olduğu konular var dedik bu 25 Mart civarı. Asıl Mayıs ayında ilan edilmek üzere birkaç ay öncesinden tohumları ekilen başlangıçların tam 25 Mart sonrası işlerin artık start alacağının haberi ve asıl Mayıs gibi işlerin start alması bu konu, bu harita. Direkt e, İbrahim Kalın'ın haritasını tetikliyor. Nasıl tetikliyor biliyor musunuz? Türkiye'nin Kuzey Ay düğümüyle İbrahim Kalın'ın haritasındaki Juno tam olarak kavuşuyor. Şimdi Juno astrolojik bir gösterge fakat bilinenin aksine Juno bizim kişisel haritalarımızda kadın haritasında karşı cins, kadın haritasında evleneceği erkek göstergesi değil. Şimdi ne göstergesi niye böyle değil bunları hiç anlatmayacağım. Aslında anlatmayı isterdim ama öngörülerin hepsini başkaları aynen birebir kopyaladıkları için, atıfta bulunmadıkları için, saygı duruşunda bulunmadıkları için ve teşekkür etmedikleri için ben hangi göstergenin aslında ne anlama geldiğini söylemeyeceğim. Fakat şunu söyleyeyim. İbrahim Kalın'ın Junus'unun Türkiye'nin kuzey ay düğümüyle kavuşması demek. İbrahim Kalın'ın kendi kişisel ömrü boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne bir katkısının olması ve Türkiye'nin geleceğinde kendisinin bir rolünün olması fakat bu rolünü kendisinin de içsel olarak içgüdüsel olarak çocukluğundan beri aslında istiyor olması ve bunun kendisinin nasibi olması konusu var. Tam bugünler, 25 Mart sonrası ve asıl 20 Mayıs'tan sonra İbrahim Kalın'ın Türkiye'nin geleceğiyle ilgili derin yakın sınırlarımız yabancılarla ilişkiler bunlarla ilgili adımlarını duyuyor olacağız. Ve bu konular 20 Mayıs'tan itibaren başlayacak 25 Mart'tan sonra inan edilse bile. Yananım Hanım ay tutulması için Putin'e baktınız mı peki? Putin'e baktık. Putin'e bakmaz olur muyuz? Putin'in haritasına özel olarak bakıyorum zaten. Astrolojiyle ilgilenen herkesin ilgilenmesi gereken bir harita bence. 25 Mart sonrası Putin'in bol bol asparagas, dedikodu, magazin, kendi hayatında yani bu iş hayatındaki kulisler ya da özel hayatındaki böyle gizli kalması gereken şeyler, perde arkası ilişkiler. Evet Putin zaten yapısı gereği, kendi hikayesi, biyografisi gereği perde arkasında kalan siyasi lider ama burada kendi iş hayatındaki gizli kalması gereken konuların belki biraz 25 Mart sonrası gündeme döküldüğünü görebiliriz. Çok boş dedikodular. Belki herkesin bildiği şeylerin sanki yeni haberlermiş gibi ya da herkesin tahmin edebileceği şeylerin yeni haberlermiş gibi gündeme düşmesi. Asparagası dedikodusu bol bir 25 Mart sonrası bir buçuk ay kendisini bekliyor. İsrail'e baktınız mı peki? Evet İsrail'e de baktım. Şöyle İsrail'in bir 25 Mart sonrası hızla silah alım satım. Sanki satım gibi. Yani evet alım da olabilir ama 25 Mart sonrası kendi savunma sanayi ile ilgili büyük anlaşmalar, önemli anlaşmalar hızla. Demir tavında dövülür diye bir söz var ya hızlı hareket edeceği savunma sanayi ile ilgili yeni bir takım anlaşmalar olacak İsrail'in. Ve İsrail'in destek olduğu bir ülkenin kendisi için pozitif açıklamalarını duyabiliriz. Dünya basında sürekli İsrail ile ilgili kınama, antipatik söylemler, Böyle şeyler oluyor ya burada maalesef yani maalesef dediğim İsrail için iyi bir şey, e, Gazze için kötü bir şey. 26-28 Mart arası başka bir ülkede İsrail'in iyi ticari ilişkilerinin olduğu bir ülkeden İsrail ile ilgili teşekkür, övgü, sempatik sözler, destek olduklarına dair mesajlar görebiliriz, duyabiliriz. Kardeş ülke Azerbaycan'ı neler bekliyor? Azerbaycan'la Türkiye arasında yine yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Ama bunlar yine daha sonra üzerinden, önceki konulardır, daha sonra üzerinden geçilmek üzere 25 Mart sonrası ilan edilen, kısmen ilan edilen ya da ilan edileceği ilan edilen e, anlaşmalar, işbirlikleri, birlikte hareket etme konuları Azerbaycan'la 25 Mart'ın hemen sonrasındaki bir buçuk ay içinde olacağını düşünüyorum. Ve aslında yine bu konular 20 Mayıs'tan sonra olur diye düşünüyorum. Nihan Hanım ağzınıza sağlık. Harika bir gündemdi. Umarım harika bir gündem olur. En son haberin YouTube kanalına abone olunuz. Videolara, videoların altına sormak istediğiniz konuları soruyorsunuz zaten. Ben de dönüp dönüp yanıtlıyorum. Teşekkür ederiz.